Merhabalar, hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber borsa ve kripto paralarla ilgili konuşacağız. BIST 100 endeksi çok kritik bir noktada kapanış yaptı. Bakın yaklaşık olarak ne kadar, hemen bakacağım. Fiyat ilk açılış buraya kadar da yükselmişti. Yaklaşık %9'luk bir düşüş yaşadı gün içinde BIST 100 endeksi. BIST 100 ile alakalı burada kırılım geldiğinde panik yapılacak bir şeyin olmadığını, yine buradan dönme olasılığının olduğundan konuşmuştuk. Dünkü Bitcoin analiz videosunda da BIST 100'ün tekrardan bu desteğin üzerinde tutunmaya çalıştığını, artık buranın üstünde kalıcı olması lazım. 7900'lerin üstünde kalıcı hareketler yapması lazım ki yükselişine devam etsin. Ondan bahsettik, hisseler de aynı şekil. Ama maalesef bunu bugün tekleyerek başaramadığını gösterdi. Yarın çok çok önemli gün kapanışı, bakalım nerede yapacak. Tam kritik böyle, yani bildiğiniz şey gibi. Nokta atışı destek 7424'te kapattı. 7415'te desteğimiz vardı. Nokta atışı artık yarın da bunun altına düşerse ben paniğin, kaosun hep beraber birlikte geleceğini, bu düşüşlerin daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Çok yüksek ihtimalle de bu böyle olacak. Yarın bakalım neyin ne olacağını göreceğiz. Onunla paralel olarak Bitcoin 1,5 yıldır yükselişte değildi. 1,5 yıllık zirvesine geldi. 34.800'de, eğer 35.000, bakın Bitcoin'de de büyük resimde böyle bir formasyon var. Kırılamayan bir düşüş trendinden sonra gelen yükseliş trendinin altındaki takozun daralıyor, bakın burada. Şayet kırarsa 40 binlerin çok rahat geleceğini düşünüyorum ben Bitcoin'de. Böyle bir olasılık olursa artık hisselerden kaçışmalar daha da yükselecektir. Nakit kripto paralara akacaktır. Bununla beraber Bitcoin 40 bin dolara gelirse şayet, altcoin'lere de ilk önce bir Bitcoin'in dominansı doygunluğa geldikten sonra altcoin'lere yavaş yavaş para akışı olmaya başlar. Altcoin'lerde ufak ufak belki daha yüksek %200, %300, %400, 10 kat gidebilecek altcoin'ler var piyasada. Rally gelebilir. Şayet bunun olasılığı çok 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 fazla. BIST 100'ün yarın kendini toparlaması lazım. Total market cap'te çok paralel gidiyor Bitcoin'in hareketiyle, bakın görüyorsunuz. Yani büyük olasılıkla total market cap'inde bu şekilde direnci kırması Bitcoin'deki gibi, yani 1,5 trilyon değere kadar çıkabilir. Haberiniz olsun, Bitcoin'de de 40 bin dolarlar konuşabiliriz. Bu aşamada kırılım geldikten sonra. Bunlar yaşanırken BIST 100 ne yapabilir onu düşünüyorum. Dediğim gibi onun etkisiyle birlikte kripto paralara da para akışı olabilir Türkiye'de. Konum olarak da bakınca 7415 çok önemliydi. Bundan bahsettik zaten. Buraya düştüğünde de telaş yapmayın. Bir durun, toparlanabilir ama eğer üstünde kalıcı hareketler yapamazsa 7900'ün burada sadece yükselme çabası olduğundan bahsettik. Bu olduğu yarın çok önemli. Yarın kapanışını 7400'ün üstünde kesinlikle yapabilmesi lazım. Yapamazsa geçmiş olsun. Daha da panik, zaten çok kolay bozulabilen bir borsayız, Türk borsası. Yani şeyden nem kapıyoruz, havadan nem kapıyoruz. Kırılgan bir borsa. Herkese yardım etsin diyelim, ne diyelim? Başka diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi ben teknik analiz, bunlar ne diyorsa ben size onu söylüyorum. Yani 7400'ün üstünde kesinlikle durması lazım. Yeniden bir 7900 denemesi gelsin. Üstünde fiyatlanmamız lazım. Öteki türlü sıkıntı. Ama bunları tabii ki de alım fırsatı olarak da değerlendirebilir kimisine göre bunlar alım fırsatıdır vesaire vesaire. Zaten yükseldiği kadar yükseldi BIST 100'de, bakın. Baksanıza devasa şekilde. Haziran'dan beri sürekli ip gibi gidiyor. Biraz durulması şarttı. Biliyorsunuz hiçbir şey sürekli yükselip veyahut da düşmez. Şimdi artık sıra biraz Bitcoin ve kripto para tarafında gibi duruyor, bakalım. Göreceğiz dostlarım. Bitcoin'e 35 bin dolar gelirse sert bir 40 bin dolar bekliyorum ben. Bakacağız. Yani Bitcoin'de de düşüş gelecekse bu 40 binden sonra gelmesi lazım diye de düşünüyorum. Bakalım dostlarım, anlatacaklarım bu kadardı. BIST 100 endeksinde dikkat etmeniz gereken nokta 7415'in artık altında kapanış yapmaması lazım yarın itibariyle. Yaparsa zaten bir bu sefer düşüş FOMO etkisi olur. Millet uçar gider. Bu arada katıldan abone olarak da yararlanabilirsiniz satış stratejilerinden. Bitcoin belki canlı canlı şu videodayken bir 35 bin deneyecek gibi duruyor. Valla bakalım.